Merhaba arkadaşlar. Bugün karşılaştıracağımız kaslar Shoei'nin Neotech modeli ve Schubert'in C3 Pro'su. İkisi de çene açılabilir kaslar. İkisi de gerçekten Enduro'ya daha uygun değil mi bunlar? Evet yani. Evet. Enduro'ya daha uygun. Şöyle başlayalım. Dış kabuğu bunların ikisinde galiba fiber aynı. Kompozit, evet. Değil mi? Fiber kompozit bir yapıya sahipler. Üst tarafında hava kanallarını idare edebileceğiniz bir yeri var. Onun ha. Nasıldır? Bu şekilde açılıp kapanabilen, yani çok daha kolay kullanımlı bir şey. Ha, eli daha kolay oturuyor. Aynen, mesela. Yani daha basit kullanımlı. Sanki hani bunun biraz daha ince olduğu için belki bir tık daha küçük ve bir şeyin arasında böyle hani iki kabuk şeyinin arasında kalıyormuş gibi. Evet. Hani ulaşması biraz daha zormuş gibi geliyor yani bana. Yani çok ince bir detay aslında ama hani belki insan düşünebilir bunu böyle evet. Alırken. Tabii hani kabuklarından önce biraz da tabii ilk önce fiyatlarından söz edelim. Bu 725 euro evet, bir kask. Renkli fiyatı 725 euro fiyatı evet. Var. Şeylerinin fiyatı yaklaşık ne kadar? Yaklaşık 680 euro olması lazım. Yani tahmini, 680 evet, euro. Hani yaklaşık bir 35-40 euro. Bunun da 680 euroymuş. Onun da farklıydı sanki. Bir baksana. 650 euroymuş abi. Tamam. Bunun renklileri 725 euro. Evet, düz renkleri de 650 euro yaklaşık fiyatı var. 650 euro. Bunda öyle bir fiyat farkı var mı var, sence? Bunda da fiyat farkı var. Düz renklerinin fiyatları değişiyor. Tamam, o çok önemli değil şimdi. Yani konumuz bunlar, bunların içinde kalalım. Tamamdır. Pinlock sanırım bunda hazır geliyor içinde. Aha, bunda da aynı şekilde kutudan çıkıyor evet. Pinlock. Ön tarafında kolay açılıp kapanabilen bir tane havalandırması var. Bunun da aynı şekilde... Şu şekilde açılıp kapanabilen bir havalandırmaya sahip. Aynı benzer bir havalandırma. Çift tarafında ön camınızı açabilmek için bir yer var. Bu hani kolay erişebilmeniz için iki tarafında da şu çıkıntılar mevcut. Hani giderken de isterseniz çıkartıp bir anda bir şeye bakıp tekrar kapatabilirsiniz. Bunu da maalesef tek taraflı. Evet, tek taraflı. Bunlarda şey kilidi falan yok galiba değil mi? Vizör kilidi falan var mı? Bunda yok. Evet, bunda yok. Yok mu? Bunların ikisi de çene açılabilir olduğunu söylemiştik. Bunda bir burun pedi yok. Ama ön tarafında iyi bir havalandırma var. Aynı zamanda zaten pinlockla beraber geliyor. Alt tarafında da bir tane çene pedi var. Bu çene pedi de bayağı büyük bir çene pedi. Bunda burun pedi var ama şu an kaskın üzerinde yok. Kutudan çıkıyor. Yani şöylerin aslında çoğunda kutudan çıkıyor burun pedi. Öyle de söyleyebiliriz. Pinlock var mı bunda? Pinlock var. Pinlock da kutudan çıkıyor. Ha, kutudan evet. Çıkıyor. Alt tarafında bunun bağlantısı mikrometrik ve gerçekten pedleri çok iyi yapılmış. Hassas pedlere sahipler. Ve şu tarafında sarsıntıyı engelleyebilecek alt çıkıntıları var kaskın C3 Pro'nun. Neotech modelinde aynı şekilde mikrometrik ve çelik alaşımdır iki kaskın da bağlantı sistemi. Çok rahattır yine aynı şekilde. Yani bunlar üst düzey kasklar zaten. Bunda konuda problem yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Rahat kasklardır. Evet. Mesela bunda şu vizörü, iç güneş vizörü rahatlıkla hani şu tam çene altına yakın bir yerden açılıp kapanıyor. Bunda da yine şeyde vizör mekanizmasının hemen altında. Ha, bunu da aç istiyorsan. Şu şekilde açılıp kapanabilen bir güneş vizörümüz mevcut bunda da. Evet. Bunun arka tarafında çok hafif bir spoiler var. Bunun ağırlığı ise 1690 gram. Tabii bu X-Large, onu söylemeyi unutmayalım. Aynı şekilde bu da çok hafif bir spoiler'a sahip. Hava girişi çıkışını bunda kontrol edebiliyoruz. Maalesef C3 Pro'da hava giriş çıkışı kontrol edilemiyor. Evet. Bunun da ağırlığı yaklaşık, bakalım. 1550 gram ama bu da small, yani daha ağır, yani aynı büyük ihtimalle aynı beden olsa çok daha ağır olacaktı bu kasklar. Evet, İstersen onda da farklı bir... kabuk yapısı var galiba değil mi? Tabii ki, evet. Bir çeneyi açalım abi. Evet, şöyle hani... bir açalım. Şöyle açılıyor. Alttan evet. Bastırarak açıyorsunuz arkadaşlar. Bu kırmızı düğmeden yukarıya doğru bastırıyorsunuz, açılıyor. Bunda da şu şekilde basarak kaldırıyoruz. Evet. İkisinde de aslında hani bu kilitleme yerleri özel yapılmış. Tabii. Hani siz sürerken yüksek hızda çıkmasını engelleyecektir. Hani herhangi bir şekilde böyle bir anda açılıp suratınızın üstüne kapanmayacaktır. Ama tabii sıkı kapatmayı unutmayın. Evet, yani ikisinde de bir çıt sesini duymanız gerekiyor. Evet.
Kapandı mı? Bu evet. Kapandı. Bunda ses çıkmıyor. Evet. Rahatlıkla kapanıyor. Geniş bir bakış açısına sahip. Şuradan da görünüyor zaten. Bunun da aynı şekilde şu evet. Kadar geniş olmayabilir maalesef bunda. Neotek biraz daha dardır. Yani şu kenarları biraz daha öndedir şu tarafları. Bunların tahminen ikisi de yuvarlak kafa yapısına sahip. Schubert belki için. Bir tık daha sivri yapıya uygun olabilir. Çünkü Schubert'in yapısı biraz daha yapısı sivridir. Daha uzun gibi görünüyor. Ön tarafı da bayağı hani önde görünüyor. Hani yapısı da gerçekten büyük. Ama tabii bu X-Large olmasıyla da... Tabii bununla da alakalı hani bir kabuk farkı var. İki ya da üç kabuktan oluşması gerekiyor. C3 Pro'lar toplamda. Evet. Gerçekten güzel kaslar. Hani ucuzluk yönünden C3 Pro'yu seçecek olan arkadaşlar yani eğer hani limitlerde belirli bir paranız varsa C3 Pro ile değerlendirebilirsiniz. Yani çok da büyük farkı yok aslında. Evet. Yani C3 Pro'nun birkaç avantajı daha olabilir Neotech'e göre. Sessizlik ve şöyle ben birkaç bahsetmek isterim. Sessizlik ve rüzgar geçirmem anlamında. Çoğu kasta aslında şeydir. Biz öyle böyle indirdiğimizde kapandı sanırız ama C3 Pro ve diğer Schubert modellerinde maalesef bu böyle değil. Bir şekilde şurada nasıl göstereyim? Şurada bir şey vardır. Ufak bir çıkıntısı vardır. Bir pime sahip. Aynen bir pim diyebiliriz ona. Ve o pimin şu tarafta bir çıkıntıya girmesi gerekiyor. Yani mesela girdiği anda sessizlik konusunda dünyanın en iyi olma olayı aslında bundan kaynaklıdır. Yani belli miydi bunun şeyi? O sessizlik limiti? Allah hatırlamıyorum. 85 mi? 80 mi? Öyle bir şey. 85 gibiydi galiba ya. 82 miydi acaba? Falan filan. 80. Neyse tamam. 80 diyelim. Sonra onu zaten hani bilgilerde yazarım ben. Yani mesela Schubert'te hem bu özellik bir de Shoei'ye göre bir avantajı daha. Cardo'ya ürettirdiği kendine has bir intercom sistemi var Schubert'in. Evet. Yani Schubert'lerde kendine içinde hazır anten sistemi var. Evet. Yani bu ne demek? Sadece bir intercom alıp antenini bağladığınız anda mesela o Schubert'in intercomu şu petleri çıkararak takılıyor. Şu petler. Direkt bunu çıkarıyorsunuz. Intercom'da şu tuşları şurada oluyor. Bu şekilde intercom'unuzu yönetebiliyorsunuz. Yani bunlar dışarıda hiçbir cihaz. Aynen öyle. Dışarıda hiçbir şekilde cihaz olmuyor. Yani bu sizin için bir avantajdır. Hani aerodinamik açıdan bir avantaj olabilir yüksek hızlar yapıyorsanız. Evet. Schubert'lerin bütün kaslarına özel bu tarz ürünleri var bu arada. Burada bir tane detay ilgimi çekti. Şurada deri ve kumaş alaşımlı yapılmış bu. Evet, bu da öyle değil. Biraz sadece daha... farklı bir kumaş kullanılmış. Aynen öyle. Schubert'in kumaşı biraz farklıdır. İçindeki kumaşlar da farklıdır. Shoei'nin çok pamuğumsu bir kumaşı vardır ama Schubert'in biraz daha böyle bir süvetimsi bir havası var. Evet. O yüzden Schubert belki rahatlıkta biraz daha iyi olabilir. Ve çene pedi çok farklıdır. Schubert'le Neotech'in. Evet. Bu da çene pedi. Yani çene pedi mesela bunda da çıkabiliyor. Çok daha kolay çıkar. Shoei'lere göre çene pedileri, Schubert'lerin. Cırt cırtlı yapıya sahiptir. Evet, bir de kolay sökülebiliyor gerçekten. Tabii ki hepsi kolay sökülebiliyor. Evet. Yani aslında hani Shoei biraz daha bütçenize uygun olabilir. Özellikle düz modellerde. Çünkü 650 euroluk bir fiyatı var. Evet. Peki bunlarda şey fark ediyor muydu? Kask büyüklüğüne göre fiyat fark ediyor mu? Hayır. Fark etmiyor. Hayır. Dış kabuğa göre fark etmiyor. Bunların düz modelleri 650 euroya kadar düşüyor. Bu renkli modelleri ise 725 euroya kadar çıkıyor. Karar tamamen size kalmış. İkisi de çene açılabilir ondan sonra ve hani pin lock yerleri hazır. Bir tek pin lock Schubert'ler de üstünde geliyor. Evet, üstünde geliyor. Bunlar da kutudan mı çıkıyor? Kutudan çıkıyor. Bunlar da kutudan çıkıyor. İsterseniz siz takıyorsunuz. Yani çok müthiş müthiş bir farkları yok. Ama hani Schubert galiba biraz daha uzun kafa yapılarına aynen, sahip. Aynen, biraz daha öyle diyebiliriz. Yuvarlak kafa yapısına sahip, yani Shoei'nin bütün kalıpları aslında yuvarlak kafa yapısına sahip olanlara daha uygundur. Evet. Yani diğer modelleri, NXR ve GTR de öyledir. Schubert de diğer modelleriyle beraber biraz daha sivri yapıya daha uygun diyebiliriz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi yani biz çok büyük fark göremedik aralarında. Bir tek kafa yapısı farklı olan arkadaşlar için hani Schubert mi, Shoei mi diye seçenek olabilir aralarında.
Seçim tamamen sizin arkadaşlar. YouTube kanalımızı izlemeyi unutmayın. Her gün bir tane ürün paylaşıyoruz. Bostancı Kartal Sokak'tayız. Hepinize iyi sürüşler. İyi sürüşler.